Gelir Nevruz Bayramı metni cevapları ve soruları, Dörtel Yayınları 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı sayfa 49, 50, 51, 52, 53, Milli Kültürümüz teması, Gelir Nevruz Bayramı metni cevapları, 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayınları sayfa 49 cevabı, hazırlık çalışmaları 1. Nevruz Bayramı ne zaman, nasıl kutlanıyor? Cevap, Nevruz Bayramı ya da kısaca Nevruz dünya çapında çeşitli halklar tarafından kutlanan geleneksel yeni yıl ya da doğanın uyanışı ve bahar bayramı. Nevruz Bayramı'na 4 hafta kala, her salı günleri özel günler olur ki, bunlara çarşamba denir. Genelde 21 Mart'ta kutlanmaktadır. İkinci Nevruz Bayramı kutlamalarına katılıyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Cevap, evet geçen sene katılmıştım. Bir ateş yakılmıştı, ben de bir dilek dileyip ateşin üstünden atlamıştım. Aşağıdaki metni türün özelliğine uygun olarak okuyunuz. Şiiri ezberleyiniz. Gelir Nevruz Bayramı cemre düşüp toprak ısınınca. Yeşerir yaprak ağaca su yürüyünce. Kuşlar su, arı çiçek arayınca. Gelir Nevruz Bayramı, doğa dirilip ruhlara can gelince. Çalışınca karınca, kaderince. Bolluk, bereket, dirlik olunca. Gelir Nevruz Bayramı, dereler, ırmaklar çağlayıp coşunca. Çocuklar el ele kırlara koşunca. Çiçekler al yeşil mor menekşe açınca. Gelir Nevruz Bayramı, Nevruz ateşi gönülleri ısıtınca. Meşalesi insanlığı aydınlatınca. Savaşın yerini barış alınca. Gelir Nevruz Bayramı. Gökyüzünde güvercinler uçunca. Dost ellerden selam getirince. Kültürüm, Nevruz'a sahip çıkılınca. Gelir Nevruz Bayramı, yiğitlikte Oğuz, anlayışta Mevlana örnek olunca. Tüm gönüller Yunus sevgisiyle dolunca. Yoksul zengin, güçlü güçsüz aynı düğünde buluşunca. Gelir Nevruz Bayramı, Yakup Arslan 1. Etkinlik 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayınları sayfa 50 cevabı. Aynı kavram alanına giren aşağıdaki kelimelerin anlam farklılıklarını belirleyiniz. Bu kelimeleri ve kelime grubunu birer cümlede kullanınız. Kelimelerin ve kelime grubunun anlamları. Cevap. Bayram, ulusal ya da dinsel yönden önemi olan, kutsal sayılan ve ulusça kutlanan gün. Nevruz, Nevruz Bayramı ya da kısaca Nevruz dünya çapında çeşitli halklar tarafından kutlanan geleneksel yeni yıl ya da doğanın uyanışı ve bahar bayramı. Ramazan, ay takviminin 9. ayı, 3 aylar adı verilen ve İslam dinine göre kutsal sayılan ayların sonuncusu, oruç ayı. Kurban, Müslümanlarda kurban bayramı. Kutlama, bir olguyu kutlamak için yapılan tören. Şölen, eğlenmek ya da bir olayı kutlamak ereğiyle, çağrılıları özenli yemek ve içkilerle ağırlama işi. Tören, anma, kutlama, nişan, evlenme, ölüm gibi nedenlerle yapılan toplantı. Mutlu gün, mutluluk vermek, bahtiyar etmek kelimeleri ve kelime grubunu cümlelerde kullanınız. Cevap. Bayram, geçen gün bayrama katıldık. Nevruz, Nevruz bayramı yurtta kutlandı. Ramazan, Ramazan bayramında oruç tutarım. Kurban, Kurban bayramında dedemin elini öptüm. Kutlama, kutlamalar çok güzel geçti. Şölen, herkes bu şölende çok eğlendi. Tören, tören alayı geçit yaptı. Mutlu gün, mutlu günlerimiz artsın. İkinci etkinlik 7. sınıf Türkçe ders kitabı Dörtel Yayınları sayfa 51 cevabı. Okuduğunuz şiirden ve yaptığınız araştırmadan da yararlanarak Nevruz'un milli kültürümüzdeki yerini ve önemini anlatan bir konuşma yapınız. Sunumunuzu tartışmacı ve eleştirel konuşma stratejilerinden yararlanarak yapınız. Sınıftaki arkadaşlarınızın da konuşmaya katılmalarını sağlayınız. Konuşmalarınızda beden dilini etkili bir şekilde kullanınız. Cevap. Nevruz'un milli kültürümüzdeki yeri ve önemi üzerine bir yazı Nevruz milleti bir arada tutan, birlik ve beraberliğin kutlandığı, baharın gelişiyle tazelenme ve değişimin sembolüdür. Bu tür günler insanların sosyalleşmesi, insanların kaynaşması için çok iyi bir fırsattır. Bu nedenle insanlar en güzel elbiselerini giyer, en güzel şarkılar eşliğinde eğlenir, en güzel danslarını yaparlar. Ateşler yakılır, insanlar güzel dileklerini dile ve ateşin üstünden atlarlardı. Bu nedenle her Nevruz milletimizin en güzel bayramıdır diyebiliriz. 3.
Etkinlik. Yaşadığınız çevrede Nevruz Bayramı hangi etkinliklerle kutlanıyor? Bu konuda sınıfta hazırlıksız konuşmalar yapınız. Cevap, kırlarda çeşitli eğlenceler düzenlenir. Maniler söylenir, niyet çekilir, baharın ilk çiçekleri toplanır. Sabah erken kalkılır, Nevruz'un ilk suyuyla yıkanmak geleneği vardır ve bugün özenle giyinilir. Soğan kabuğu ile boyanmış yumurta pişirilip yenilerek bolluk ve bereket dileklerinde bulunulur. Dördüncü etkinlik, okuduğumuz metni anlayıp yorumlayabilmek için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Hangi ipuçları Nevruz'un gelişini belirtiyor? Cevap, cemre düşüp toprak ısınınca, kuşlar su, arı çiçek arayınca, dereler, ırmaklar çağlayıp coşunca, çiçekler al yeşil mor menekşe açınca, gökyüzünde güvercinler uçunca Nevruz'un geldiği anlatılmaktadır. İkinci, Nevruz gelince doğada ne tür değişiklikler oluyor? Cevap, doğa diriliyor, ruhlara can geliyor, gökyüzünde güvercinler uçuyormuş. Üçüncü, Nevruz'un birlik ve beraberliği simgelediği hangi dizelerle anlatılıyor? Cevap, yoksul zengin, güçlü güçsüz aynı düğünde buluşunca dizesinde toplumun her kesiminden insanın buluştuğu anlatılmaktadır. Dördüncü, şiirde hangi varlıkların özelliklerine yer veriliyor? Cevap, cemre düşüp toprak ısınınca, kuşlar su, arı çiçek arayınca, dereler, ırmaklar çağlayıp coşunca, çiçekler al yeşil mor menekşe açınca, gökyüzünde güvercinler uçunca dizelerinden hareketle doğadaki varlıkların nasıl değişimler geçirdiği anlatılmaktadır. Beşinci, şiirde savunulan ana duygu nedir? Açıklayınız. Cevap, Nevruz'un gelişi ve doğanın canlanması, yenilenmesi. Beşinci etkinlik, okuduğunuz metni daha önce okuduğunuz Anadolu'da Kilim Demek adlı metinle verdikleri mesajlar yönünden karşılaştırınız. Cevap, iki metinde kültür zenginliğimizin iki farklı yönünü anlatmaktadır. Kültür dünyamıza ait en değerli varlıklardan olan bu ikisi farklı örneklerle anlatılmaktadır. Altıncı etkinlik, 7. sınıf Türkçe ders kitabı Dörtel Yayınları sayfa 52 cevabı. Okuduğunuz metinden aşağıdaki ifadelere yönelik çıkarımlarda bulununuz. Koşul bildiren ifadeler. Cevap, cemre düşüp toprak ısınınca. Karşıtlık bildiren ifadeler. Cevap, yoksul zengin, güçlü güçsüz aynı düğünde buluşunca, savaşın yerini barış alınca. Benzetme özelliği taşıyan ifadeler. Cevap, yiğitlikte Oğuz, anlayışta Mevlana örnek olunca. Örneklendirme özelliği gösteren ifadeler. Cevap, çiçekler al yeşil mor menekşe açınca. Duygu belirten ifadeler. Cevap, Nevruz ateşi gönülleri ısıtınca, meşalesi insanlığı aydınlatınca. 7. etkinlik, 7. sınıf Türkçe ders kitabı Dörtel Yayınları sayfa 53 cevabı. Her yıl 21 Mart'ta kutlanan Nevruz törenleriyle ilgili bir haber yazısı yazınız. Haber yazılarında 5 nebika kuralına ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim uyunuz. Cevap, bahar bayramı olan Nevruz, 21 Mart 2022 Pazartesi günü kutlanacak. Bu tarihte aynı zamanda gün eşitliği, bahar ekinoksu, yaşanacak ve bugünden sonra gündüzler, gecelerden uzun olacak. Öte yandan Nevruz kutlamalarının 21, 22, 23 Mart günleri olmak üzere 3 güne yayıldığını belirtelim. Ney, Nevruz bayramı nerede, Türkiye'de nasıl, kutlamanın ülkenin her yerinde nasıl olacağı ne zaman, kutlamanın zamanı olan 21, 22, 23 Mart için, millette uyandıracağı birlik ve beraberlik duygusu kim, Türk milleti. 8. etkinlik, aşağıda yarım bırakılmış cümleleri uygun geçiş ifadelerine göre tamamlayınız. Cevap, arkadaşım okuldaki Nevruz törenine gelmedi oysa ki katılmayı çok istiyordu. Okulumuzda Nevruz kutlamaları başka bir deyişle, baharın gelişi sevinçle karşılandı. Okulumuzdaki Nevruz kutlamalarında ilk olarak tören konuşmaları yapılıyor. Yapılacak Nevruz töreninde özellikle sevgi ve saygı ön planda olmalı. Tören programına son olarak geçit töreni yapılması kararı eklendi. Sonraki derse hazırlık, vakıf kültürü ile ilgili bir araştırma yapınız. Cevap, İslam medeniyetine vakıf medeniyeti de denir. Osmanlı döneminde devletin bütün yükünü vakıflar almıştır. Allah rızası için malını mülkünü vakfedenlerin kurduğu bir medeniyettir. Çevrenizde hayvanlara yönelik ne tür hizmetler veriliyor? Araştırınız. Cevap,
doğal yaşam alanlarının korunması, yasal düzenlemelerin yapılması, rehabilite edilmiş hayvanların doğal yaşam alanlarına geri bırakılması, eğitim programları düzenlenmesi, hayvan türlerinin takibi ve hayvan refahı konusunda çalışmalar yapılması bu çalışmaların bazılarıdır. 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayınları Milli Kültürümüz Teması Sayfa 49, 50, 51, 52, 53 Gelir Nevruz Bayramı Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.